Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kremalı havuçlu kek yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyifle izlersiniz. Evet, kekimi hazırlamak için 4 tane yumurtamı bu şekilde geniş bir kasem alıyorum. İçerisine 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Evet, ve mikserle köpürene kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şekerim eriyene kadar çırptım. Şimdi içerisine 2 su bardağı rendelenmiş havuç ekliyorum. Birazcık şöyle bir çırpıyorum. İki su bardağı unu koyuyorum tel su geçime. Evet, 2 su bardağı unumu koydum. Bir paket vanilya ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum ve hepsini şu şekilde eliyorum. Böylece un daha güzel havalanıyor ve daha güzel kabarıyor kek. Şimdi tekrardan şöyle bir mikserle çırpıyorum. Evet, karışımıma en son ceviz ekleyeceğim. Evet, iri çekmiş olduğum cevizimi de ekliyorum. Bir su bardağı kullanıyorum ceviz içimi de. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Evet, kek karışımım şu an hazır. Evet, kek karışımımı bu şekilde yağlamış olduğum kare borcamıma boşaltıyorum şimdi. Şimdi kekimi 170 dereceli önceden ısıtmış olduğum fırında 45 dakika pişirmeye götürüyorum. Evet, kekimi 45 dakika çok güzel bir şekilde pişirdim. Kürdan testi de yaptım. Şimdi kekimi bu şekilde soğuttuktan sonra üzerine krema hazırlayacağım. Kekimin kremasını hazırlamak için 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker, 1 tane yumurta sarımı, bu şekilde bir süt dilimi alıyorum. Evet, 3 su bardağı da sütümü ekledim. Evet, şimdi ocağımın altını yakacağım. Evet, kremamı şimdi güzelce karıştırarak pişireceğim. Koyulaşmaya başlayınca da bir paket vanilya, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Evet, kremam gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Tereyağımı yediriyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Evet, ocağımın altını kapatıyorum şimdi. Evet, hazırlamış olduğum kremamı soğumuş olan kekimin üzerine şimdi düzgünce yayıyorum. Üzerine de bolca Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Biraz ılındıktan sonra buzdolabında güzelce soğuttuktan sonra servis yapacağım. Evet, kekim tamamen soğuduktan sonra demleyip servis yapacağım. Evet, kekimi bu şekilde buzdolabında 2 saat beklettim. Kreması da gayet güzel bir şekilde soğudu. Şimdi demleyip servis yapmak istiyorum. Evet, şimdi kekimi servise almak istiyorum, servis tabağıma. Evet,
Gördüğünüz gibi kremalı havuçlu kekimi ben servis tabağıma aldım ve şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.